kısa bir dosyamız var. Bugün deprem sonrasında tartışmalara baktığınızda koordinasyonsuzluk ve organizasyon eksikliği hala ön planda duruyor. Herkes dört bir koldan devleti eleştiriyor. Peki ama nedir bu koordinasyonsuzluk? Devletin organize olamamasının sonuçları nasıl oluyor? Kurtarma çalışmalarına nasıl yansıdı bunlar? Şimdi ekranlarınıza binlerce sıradan Türkiye vatandaşından birinin kurtaramama öyküsünü getireceğiz. Üstelik biz de bu acı tecrübenin ne yazık ki bizzat içinde yer aldık. Yeni kurulan, yakında yayına geçecek CNN Türk Haber Merkezi'nden gazeteci arkadaşımız Cüneyt Cebenoyan, deprem sabahı annesi, babası ve 19 aylık çocuğu Ali'nin Yalova'da enkaz altında kaldığını öğrendi. Sonrasında zamana karşı trajik bir mücadele başladı. Ali, bırak onu canım, öpeyim. Ali Cebenoyan henüz 19 aylıktı. Babası gazeteci Cüneyt Cebenoyan'ın kuzusu, annesi Ayşegül'ün bir tanesiydi. Yaz aylarını dedesi ve babaannesiyle Yalova'da yazlıklarında geçiriyor, hafta sonları aile buluşup hasret gideriyordu. Cüneyt kardeşi Yasemin Cebenoyan'ı bundan 4,5 yıl önce Marmara Oteli'nin kafesi bombalandığında kaybetmiş, küçük Ali, yaslı Cebenoyan ailesi için yeni bir yaşam kaynağı olmuştu. Mutluluğun yeni adresi Yalova, Yüksel sitesiydi. Yüksel'e gittiğimizde felaketi gördüm. Yani ayakta kalan bina yoktu. Birkaç tane villa var ortada, onlar dışında. Ortalık bayağı sessiz, sakindi. Hemen hemen hiç kimse yok gibiydi. Bir tane ağlayan bir kadıncağız vardı, annem annem diye. Bunun dışında insanlar da daha gelememişlerdi. Hiç kimse yoktu. Hiç kimse yoktu ama hiçbir şey yoktu yani. Depremin üzerinden 8,5 saat geçmişti. Manzara korkunçtu. Yüksel sitesi yerle bir olmuş, anneanneyi, dedeyi, torunu yutmuştu. Bir umut, önce Yalova'da hastaneler dolaşıldı. Daha sonra ikiye ayrıldılar. Baba İstanbul'a yardım getirmeye gidecek, anne enkazın altındaki Ali'nin başında bekleyecekti. Cüneyt arkadaşımın annesi, babası ve bebeği göçük altında kalmış. Ne yazık ki Yalova'da. Telefon etti bana. Ben de gayet sakin bir şekilde "Ne haber?" dedim, Cüneyt dedim. O da "Kötülük" diye cevap verdi ve hikayeyi hemen bir anlattı. İstanbul'dan kriz merkezlerine ulaşmak mümkün değildi. Bunun üzerine tanıdık arkadaşlar aranmaya başlanmış. Kısa bir süre içinde dostlardan oluşan bir yardım ekibi yola çıkmıştı. Enkaz altındaki Ali için zaman azalıyordu. Yalova'ya vardığımda bu kez akşam olmuştu artık ve bir kepçe vardı bizim bölgede çalışan. Onu birileri özel ilişkileriyle getirmişler. O ilişkide yani yine tesadüfi bir sendikada çalışan bir çaycı bir şekilde tanıdığı insanlara "Gidin" demiş. Getirmiş. "Bir kepçe daha gönderebilir misiniz?" dedik. "Olur" dedi adam. Gece olduğunda enkaz altındakilerin yakınları kiralık kepçelerle, Bursa'dan getirtilen yine kiralık vinçlerle enkaz üzerinde ilk çalışmalara başlamışlardı. Trafik tıkanıyor. İnsanlar tabii o enkazı görünce o ruh haliyle arabalarından çığlık çığlığa enkaza doğru giderlerken arabalarını nasıl bıraktıklarını tabii ki çok anlaşılır bir şekilde bilmiyorlar nasıl bıraktıklarını ve onu hani bir şekilde organize edecek bir trafik polisi, bir yolu açacak bir çekici dahi yoktu. Bizi bir anlamda çekiştirerek, "Ne olur gelin bakın, işte şurada da benim yakınlarım var. İşte kendisini görebiliyoruz veya göremiyoruz. Sesini duyabiliyoruz, duyamıyoruz. İşte ölü mü, canlı mı bilmiyoruz.
ne olur gelin bir bakın, yapılabilecek bir şey var mı gibi esasında çaresizlik içinde kıvranan insanlarla karşılaştık. Çalışmalar sabaha kadar sürmüş ancak bir sonuç alınamamıştı. 19 aylık Ali Yalova'da enkazın altında kurtarılmayı beklerken İstanbul'dan yeni bir ekip yola çıktı. Yeni Kapı iskelesinde rastladıkları yabancı köpekli kurtarma ekipleri yeni bir umut olabilirdi. Ancak kurtarma ekipleri ne nereye gideceklerini ne de ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlardı. Saatler geçmiş, kurtarma ekipleri zar zor feribotla Yalova'ya doğru yola çıkmıştı. Hayatlarında ilk kez karşılaşan Avusturyalı, Japon, Alman, Romen, Fransız ekipler feribotta organize olmaya çalışıyorlar, organizasyon boşluğunu doldurmaya çabalıyorlardı. I'm not doing so. We can perhaps mix together all the responsible of all disaster groups so as to meet them and try to do this. Okay. Yani bir Yalova'ya gidelim, bir yabancı ya da bir akut üyesini bulalım. Köpek getirelim, bir koklatalım, bir şey var mı yok mu onu görelim. Fikri ortaya atıldı. Aynı dakikalarda Yalova'da çaresizlik büyümüş, sonunda Cebenoyan ailesi bir yardım arayışına girmişti. Ancak kriz merkezindekiler birkaç adım ötelerinde aslında kapının önünde bekleyen yardım ekiplerinin nerede olduğundan habersizdi. Binbir güçlükle gittik, Yalova'daki merkezi bulduk. Çünkü yolların birçok tıkalı, yıkılan binalardan dolayı ulaşılamıyor. Gittik, gider gitmez orada bir polis memuru, burada değil o uzmanlar, emniyet müdürlüğünde dedi bize. Aynen geri döndük, aynı hızla. Emniyet müdürlüğüne gittik. Ne dediğimiz bile anlayacak, anlamadılar yani filan uzun süre. Zannettiler ki biz kurtarma ekibiyiz de. İş arıyoruz kendimize falan gibi. Valilik bomboştu falan. Hayır dediler, sizi niye gönderdiklerini anlamadık. Siz geri gidin. Ve tekrar geri gittik. Yani bu gidişler de minimum 45 dakika falan sürüyor o yıkıntılar arasında. Kurtarma ekipleri Yalova'ya alkışlarla ittiler. Daha ötesine gidemediler. Zira iskelede kimse bu konukları beklemiyordu. How many people are here? 23 kişi var şu an. Aynen. Kendileri evinecek. Tamam. 24 kişi kalsın. 24 kişi kalsın. Ben barajı köpekleriyle beraber işte. Tamam. Nasıl yani? Umundu. Yeni bir otobüs çağrıldı ve kriz merkezine hareket edildi. Odasına girdiğimizde bina içinde tek katlı bir binaydı. Tam bir kaos vardı. Yani devletin bütün organları aslında oradaydı. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, belki belediye başkanı. Fakat müthiş bir dezorganizasyon oldu. Orada açık olarak gözüküyordu. Koca bir bilardo masası, üzerinde bir harita. Hiçbir şey işaretlenmemiş o saat itibarıyla ve ikinci günün akşamı oluyor bu. Aynı saatlerde Akut'tan bir ekip Yüksel sitesine ulaşmış ancak Ali'nin bulunduğu blokta canlı olmayacağını düşünüp diğer blokta çalışmaya başlamıştı. Daha sonra bir Fransız gönüllüyle, köpeğiyle beraber, ki daha sonra bu insanın bir polis olduğunu öğrendim Fransa'da, Yüksel sitesine gittik ve Cüneytlerin ailesinin olduğu enkaza ilk olarak köpeği götürdüm. Köpek enkaza bırakıldı. Ve bütün ayetler sustu. Bütün enkazı gezdi. Enkazı gezerken çeşitli yerlerde durdu ve huzursuzlandı. Fransız orada bağırarak şunu söyledi. Burada ceset var, burada ceset var, burada ceset var. Bunların tam tükendiği sırada Fransız gönüllünün söylediği birkaç söz Yüksel sitesindeki araba çalışmalarının da seyrini değiştirdi. Kurtarma için sağlıksız bir araç oldu. Ortada yani o Fransız uzman da o köpekle olan da söylüyordu yani burada canlı varsa da bu onu öldürür diyordu. Ama kepçeden başka da bir şey yoktu.
yeni bir arayışa girildi. Yani makineden sonra ne yapmalı? Demek ki yani bu iş böyle olmayacak. Hani bir yerlerden kompresör tabanca bulunsun. Hani tabliyeler delinsin. İçeride boşluk var mı yok mu? Ona bakılsın. Sonuçta vinç olmasa da gecenin karanlığında bir kompresör bulundu. Delikler açılıyor, ışıklarla içine bakılıyor, yaşam izi aranıyordu. Ancak ortada her açılan delikten sonra yalnızca ölü bedenlerden yükselen kesif bir koku kalıyordu. Arka enkazdan bir canlı olma ihtimaline karşı kompresör istediler. Biz bu durumda tabii hani emin olduğumuz bir canlı yok. Yani bir herhangi bir ize rastlamış değiliz. Dolayısıyla hani ikilemdi ama aslında hani çok da belki ikilem olmamalıydı. Son bir kez daha denilerek kompresörle bir çukur daha açıldı. İçeriden yine kesif bir koku yükseldi. Kompresör diğer kurtarmada kullanılmak üzere verildi. Umutlar tükenmişti. Ertesi sabah daha sola geçildi ve oğlumun eşyaları çıkmaya başladı işte. Bodyleri falan çıkmaya başladı. Biz bir gece önce karar vermiştik eşimle görmeyelim diye. Ve onları o şekilde hatırlamak istemiyorduk. Biz ayrıldık. Ümidimizi yitirmiştik. Onlar İstanbul'a dönmeye başladıktan sonra biz de işte cenazelerin üstünü örttük. Ve bayağı zorlu bir çalışmayla, 40-45 dakika süren bir çalışmayla yani cesetleri bulduktan sonrasından bahsediyorum. Cenazeleri bulduktan sonrasından bahsediyorum. Çıkarttık cenazeleri, işte ceset torbalarına yükledik. Devlet zamanında organize olamadı, zamanında yardım ekibi ulaşamadı, deprem coğrafyasında hiçbir zaman kurtarma çalışmalarının nasıl yapılacağı anlatılmadı. Koordinasyon olmayınca olan 19 aylık küçük Ali'ye ve binlerce sıradan Türkiye vatandaşına oldu. Tek başına iyi niyetle yapılan onca çaba çoğunda sonuçsuz kaldı. Bir depremden geriye gömülecek binlerce ölü, sarılacak on binlerce yara ve alınacak dersler kaldı. Birkaç gün sonra diğer ölüm ilanlarının yanında küçük bir ilan ve küçük Ali'nin o ebediyen hafızalarda gülümseyecek yüzü vardı. Aydınlık oğlumuz Ali, seni tanımak çok güzeldi. Ayşegül, Cüneyt, Cebenoyan.